Kur'an'a aykırı bir şeyi bana dayatırsanız hayat olsa teperim. Hayat olsa kabul etmem. Ya da haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana zalime karşı. Zalim babam da olsa, mazlum düşmanım da olsa. Benim ne yaptığımı Allah biliyor. Ben halkım için savaşıyorum. İnsanların ne düşündükleri umurumda değil. Türkiye Türklere bırakılamayacak kadar önemli bir ülke, diye bir söz vardı. Bazı konular, vatandaşın tercihinize bırakılamayacak bir toplumsal ödevmiş. Bunun tercümesini bir siyasal bilimci yaparsa sonuç nedir? AKP iktidarında bir bakan bunu söyledi. Şimdi istifa sırası Sağlık Bakanı'nda. Tayyip Erdoğan için 70 bin kişi savcılığa dilekçe vermişti. Şimdi 70 bin dilekçe de aşı olmayacağım diye. Ve zorunlu aşının durdurulması için idare mahkemesinin kapısına dayanabiliriz. Milli Eğitim Bakanı'nı daha ilk günden zor bir görev bekliyor. Umarım MEB ve YÖK Başkanı yeni görevlerinde milletle karşı karşıya gelmezler. Daha ilk günden bakanlık ve başkanlık ciddi bir şekilde yara alır. Bu karar yangın ve selden daha hafif hasar meydana getirmez. Sağlık Bakanı Cumhurbaşkanı'na ve millete muhtıra verdi. Milletle inatlaşılmaz. Cumhurbaşkanı ne diyor, bu bakan ne diyor? Yasa devleti olmak her zaman hukuk devleti olmak anlamına gelmez. Hükümeti milleti ile mahkemelik edersiniz. Bu davaları sonunda millet kazanır. Bugüne kadar aşı konusunu sokağa taşımayalım dedim ama, bu saatten sonra artık tüm hukuki haklarımızı kullanarak ülke genelinde, il il, ilçe ilçe sesimizi yükseltebiliriz. Aşırı zorlaması toplumsal kargaşaya sebep olur. Bu karardan vazgeçin. Aşı asla, mahkemelik oluruz aksi halde daha ağır sonuçları olur.